Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ve vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, yorumları yorumluyorum programımıza. Devam ediyoruz. Tabii siz de merak ediyorsunuz acaba yine ne oldu diye, ne, ne yazdılar diye. Şimdi kardeşlerim biz çarşafı şerifi teşvik edici bir konuşma yaptık. Kardeşlerimiz onu size verirler. Sen bu devirde çarşaf giydin ey kızım yavrum. Herkes bir tarafa giderken sen çarşaf giydin. Arkadaşların seni terk etti. Üniversitedeki hocaları yüzüne bakmadı. Çok zeki diyorlardı, şöylesin diyorlardı, böylesin diyorlardı. Siyaha bürününce ne dedi? Seni yobaz seni. Ne işlere girdin sen böyle? Senin kafanın kim yıkıyor? Manyak manyak işler yapma. Bazen olur anası satar babası satar. Ne işlere girdin IŞİD'e mi gideceksin? Ne yapacaksın böyle kara kara geziyorsun noktalıkta falan. Açsana başını bilmem ne. Ne oldu bu? Yalnız kaldı. Mevla da ne diyecek? Siz benim kulumu yalnız bıraksanız kaç yazar? Ben kulumu ahirette yalnız bırakmayacağım. Bununla alakalı arkadaşlar bize demişler ki ilk yorumumuz sen de hoca mı olmuşsun kerata? He oldum. <laughs> ne yapacağız yani? Olmadığımız olmadık mı diyelim? Olduk da yani benim hocam İsmail Tozkuparan hoca efendi Arapçada hafızlıkta Ziya Dursunoğlu Hoca Efendi. Yüzüne hocam Salih Yılmaz Hoca Efendi. Şu anda da fıkıhla alakalı İsmail Hünerlice Hoca Efendi'nin yanındayım. E, Arapça icazetim İsmail Tozkoparan Hocam, Seyit Ahmet Hocam. Seyit Ahmet Hocam'ın silsilesi de e, Molla Burhanettin Hazretleri'ne dayanıyor. Resmi icazetim elimdedir. İsteyenle paylaşabilirim. Şeyi anlamıyorum ben. E, niye hoca yazdın ya biraz şöyle oldu işin gerçeği kardeşlerim. Şimdi ilk bir sayfa açtık. Ahmet mi, Abdullah mı olsun? Be bazı arkadaşlar çalışıyoruz mesela. Beraber aynı yoldayız. O dedi ki Ahmet Hoca olsun, Abdullah Ahmet olsun. Şöyle böyle derken. Muhammed geldi erken. Abdullah Ahmet Hoca da karar kıldı. Böyle kalsın dedik. Adam şimdi niye hoca yazdın? Ya arkadaş ben bunu oldum ama. E, doktor olan doktor yazıyor. E, doktor öyle. yazıyor avukat av nokta şu 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 herkes mesleğini e benim mesleğim de bu ne yazacaktım astronot mu yazacaktım ne istiyorsun yani adam demiş ya ne diyeyim Mahmut mu diyeyim demiş yani e tamam neyse o sen de hocam oldun ha kerata e oldum kerata ne demek onu bilmiyorum kerata. yani kerata şey hocam Türk Dil Kurumu'na bakılabilir ee, kerata ne demek ayakkabı giyerken ha, o mu? çek çek diyoruz ya He. kerata aslında maşallah kültürlü adamsın Yok, Helal olsun. <laughs> Sonra kerata demiş işte bize. Neyse bu yine şeyde kalmış hani büyükler küçükler ne derler ya kerata diye. Çok da manası yok ama bir selzeniş var. Sen ne moca oldun be? Hani sana mı düştü bu iş? Ya onu kabul ederim. E, bizim gibi insanlara maalesef. o düştü bu sancak geldi buraya kadar diyebiliriz. Belki hakkını veremiyor olabilirim ama mesleğim bu. Yani bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Sanarsın ki Mevla ile konuştu. İnanmayın kızlar bu desteksiz atanlara siz kendilerine, sizi kendilerine cariye yapmak istiyorlar demiş. Bu yorumun altına da 63 tane cevap gelmiş tabi. Demek karışmış ortalık ya. karışmış burada. Ondan sonra şimdi ben bu videoda ne diyorum dinlediniz. İşte çarşaf giyersiniz size kızarlar işte belki Ottü'de okuyan biri, belki İTÜ'de okuyan biri, belki Oxford'da okuyan biri çarşafa girse, bıraksa her şeyi, vay nasıl bıraktı falan. Olsun diyorum, Mevla sizi yalnız bırakmayacak diyorum. Ne diyorum yani? Bu da diyor ki desteksiz atıyor diyor. Allah Allah. Yani Kur'an-ı Kerim'de yudnina aleyhinne min celabibihin. Bu cilbap ne demek ya? Yani açın bakın arkadaşlar. Hazreti Ayşe annemiz kara bir çarşafa bürünüyor. Ve diyor ki, efendim işte bütün Medine böyle oldu diyor, simsiyah oldu diyor. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ayetler bize bunu anlatıyor diyor. Sonra başka bir tarafa baktığımız zaman, yani bütün tefsirlere, müfessillere, sahabeye, tabiyeine baktığınız zaman alıyor siyah bir örtüyü, bütün vücudunu kapatıyor. İşte Allah'ın emri budur. Cilbap çarşaptır. Yani çarşaftan kastı illa bu. Ya bol giyineceksin, kapatacaksın efendim göz izden kapanmış olacak dar giymeyeceksin erkek de dar giymeyecek vücut hatları belli olmayacak başını saçını kapatacak e, türbanını böyle takke gibi takmayacak yani bu ne ya yapmayın arkadaşlar süs için mi takıyorsun onu bilmiyorum tabi e, kardeşlerimize Allah hakkıyla tesettür nasip eylesin ama tesettür de buradan böyle yarıdan olmaz ya biz yeni umreden geldik de Suudi Arabistan'da çok öyle. Şimdi Selman'la beraber işte havalimanına çalışan kızlar koymuşlar. Ee, işte i̇şte şey pasaport görevlisi kardeşler koymuşlar falan. Ee, yani tesettür zorunlu herhalde orada. Değil de diye de biliyorum ama böyle yarıdan takıyor kız. Böyle saçının burası gözüküyor. E, burası gözüktükten sonra burası gözükmese ne olur? Gözükse ne olur yani? Çarşafın hakkını verelim kardeşlerim. Çarşaflı kardeşlerimizden de rica ediyorum. Yani Efendi Hazretlerimizin usulü bellidir. Yapabilenlere ne mutlu. Yapamayanlar bali böyle de olur demesinler. Efendiye bağlılarsa en azından. Yani çarşafın bence bir ağırlığı vardır. Giydiğiniz ayakkabıya dikkat edin. Taktığınız çantaya dikkat edin. Bunlar önemli şeylerdir. Usulü bozan vuslata erişemez. Yarın Efendi Hazretlerimizin siz de ben de benim de birçok hatam var. Biz de erkek olarak giydiğimiz şallara dikkat edeceğiz pilelerine dikkat edeceğiz. Gömleğimize dikkat edeceğiz. Ben ilk başladığım zaman ben de Yavuz Selim'i giyemiyordum. Yavaş yavaş ben giyen, çarşaf giyen her bir kardeşimin ayağının altına toz olurum. Ciddi söylüyorum bak bunu. Bu büyük bir iş. Bu, bu, bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Yaz vaktinde o simsiyah kara çarşafı giyiyorsun. Güneş çekiyor. Kış vaktinde üstüne istediğin gibi mont giyemiyorsun. Soğuk. Ya bu zor bir şey ya. Zor bir şey ama... Allah'ın razı olduğu bir şey. Ben de diyorum ki gerçekten tebrik ediyorum. Bütün kalbimle. Ya ben tebrik etsem ne olur, otmesem ne olur? Ben kimim? Ancak belki bizi dinleyen küçük bir kardeşimiz vardır. Teşvik olur. Bize ufak bir efendim kalben muhabbeti vardır. Teşvik olur. Allah'ın razı olduğu iştir. Çarşaf sizin cennetiniz olacak. Vallahi olacak, billahi olacak. İman ehli olursanız, namazınızı kılarsanız, orucunuzu tutarsanız, evliyseniz, eşinize itaat ederseniz meşru dairede, namusunuzu korursanız, örtünürseniz, farzları yerine getirirseniz cennet sizi bekliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hanım kardeşlerimize ama çarşafında bir usulü vardır. Onu bozmamaya gayret edelim. Efendi aslerimizin usulü buradan biliyorsunuz burundan bağlamaktır. Alnını tam açmak değildir. Buradan bağlamaktır. Efendi aslerimizin, hoca annenin kurslarının çarşaf usulü budur. Yapamayanlara vay sizi gibi böyle bağırmıyorum, çağırmıyorum. Ben ne haddimedir bu? Çarşaf büyük bir iştir. Ancak giydiğiniz çoraba kadar, giydiğiniz ayakkabıya kadar, çarşaf bağlama şeklinize kadar efendi bağlı olanları konuşuyorum. Usul bellidir. Bu usule riayet edenler efendi yakın olacaklar. Yapmayanları bir daha söylüyorum. Kızmıyoruz. Çok büyük eleştirilerde bulunmuyoruz. Siz de bizim hatalarımızı düzeltin. Biz de sizin hatalarınızı düzeltelim. Çarşafın hakkını verelim. Bak ben herkese konuşuyorum. Çarşafı gidiyorum. Çarşafı hakkına kadar gidiyorum. Benim derdim Allah dostlarının, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, Mevla'nın yoluna uymak. Çünkü Allah dostlarının yolu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Mevla Teala'nın yoluna gidiyor. Efendi Aslanımız şeriatsız, hayatta iş yapmaz. Ben bunları anlatırken adam bana diyor ki, millete çarşaf giydireceksin de cariye yapacaksın. Ya arkadaş, sen hangi devirde yaşıyorsun? Hangi fantaziyle yatıp kalkıyorsun? Akşama kadar muhteşem yüzyıl mı izliyorsun? Hürrem'e mi kafayı taktın? Ne yaptın abicim sen ya? Bu ne ya? Böyle bir hayatla yaşamıyoruz. Cariye sistemi yok. Kölelik yok. At pazarı kapandı ya. Haberin yok mu ya Fatih'te? At meydanı vardı orada biliyorsun. Köle pazarı vardı Fatih'te. Büyükşehir Belediyesi'nin sol çaprazında öyle değil mi Muhammed? Ya kapandı babacım o sen hala orada kalmışsın ya. Sen cumhuriyeti ilan ettin ya. Yani. Allah Allah. Biraz kafayı çalıştıralım. Ne diyor? Kendine cariye yapmak istiyor diyor. Cık, ne cariyesi ya? Bu bir iftiradır. Bir iftiradır. Benim derdim hanım kardeşlerimize farz olan tesettürü yerine getirmeleri. Tesettürü yerine getirirken de en üstün takva olan çarşafa riayet etmeleri. Teşvik ediyorum. Çarşaf insanların cenneti olacak diyorum. Bunu diyorum. Allah'ın bir farzını konuşuyoruz. Bir ayetini konuşuyoruz. Bir bitmediniz demiş bir filmden herhalde bir alıntı yapmış kardeş. Bitmedik, bitmeyeceğiz. Üzerimizde tankla geçtiler zamanında, dönemlerde. Çarşaf giyen asıldı, takke takan asıldı, sarık saran asıldı, iskilipli atıf efendiler asıldı. Astılar ama bitmedik yani. Bitmeyiz Allah'ın izniyle. Bir şey insanların gönlüne girdiyse o adamı assan da o adam bin yıl yaşar. İskilipli Atif Efendi asıldı ne oldu? Şehit oldu ne oldu? Yine yıl dönümünü hiç unutmuyoruz. Yaşıyor. Hani diyoruz ya kalbimizde yaşıyorsun falan. E biz de onun efendim izindeyiz. Yolundayız. Sen aslında onu ölümsüzleştirdin mi? Sonunu getirebildin mi? He? O işi oraya getirdin. Davanın değerini arttırdın. Arttırdın. ölümsüzleştirdi yani manevi olarak. Bak kimse unutmuyorum. Bir bitmediniz diyor. Bitmeyeceğiz yani. Kusura bakma. Çarşaf Yahudi adetidir demiş. Kur'an'a göre demiş örtünmek yeterlidir demiş. E çarşafta ne yapıyor bu? Örtünmüyor mu, Muhammed? Kur'an'a göre örtünmek yeterlidir. Ee, şimdi Kur'an'a göre örtünmek yeterlidir diyor. Cilbap ne demek? Bakmış mı acaba? Min celabi bihin diyor. Sonra sırf örtünmek yeter mi? Yetmez. Dar. Vücut hatlarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esma annemiz olması lazım. İnce bir elbise giymişti tam hatırlayamıyorum. İsimler farklı olabilir. Bu kıyafetini değiştir dedi. Niye? Yani vücut hatları da belli olmaması lazım. Tesettür, tesettür örtünmek demek. Örtünmekten kasıt ne? Bir şeyi belli etmemek. Bu erkek için de geçerli. Şimdi tabi bu atıyor yani Kur'an'a göre örtünmek yeterlidir. Ya bırak Allah'sa sen ya. Sen git bir ayet oku, ok, bir hadis oku, ok, bir tefsir oku mübarek adam. Yani en büyük müfessir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemiz nasıl örtünmüş? Bir bak bakalım yani. Vakko'dan şey mi almış, şal mı almış ya? ya? Böyle bir şey yok ki ya. Ben oradan buradan almak haramdır, helaldir demiyorum da. E, kara çarşaf yani. Karga gibi oldu diyor Medine. Karga gibi oldu diyor Ayşe annemiz. Ne demek istiyor? Haşa. Aşağılamak için söylemiyor. Haşa. Ne demek istiyor? Simsiyah. Bütün sahabe annelerimiz simsiyah oldu. Efendim ben lacivert giymek istiyorum. Pembe giymek istiyorum. Ya ben buna direkt haram diyebilir miyim? Diyemem ama uygun diyebilir miyim? Uygun değil. Tesettür demek dikkat çekmemek demek aslında. Yani gözleri üzerinden almak demek. E bir adam zaten ruh hastasıysa herkese bakacak. yine bakar o. Onun önüne, geçemez. onun önüne geçemezsin bu e, pis, habis ruhlu adamların önüne geçemezsin. Devlet onun cezasını verir, vermeli, verecek. O onu ayrı değerlendiriyorum. Biz normal insanları konuşuyoruz yani. Eee çarşaf giydiği zaman, vücut hatları belli olmadığı zaman çok dikkat çekmez. Fıtratı olan, aklı olan adam bunu anlar yani. Bir birinin efendim normal bir giyinmesi veya çok açık giyinmesi var. Bir de çarşaflı giyinmesi var. Tabii ki erkek bakmamalı. Özgürlük vardır. Ama özgürlük çırıl çıplak gezmek değildir. Onu da iyi değerlendirmek lazım. Şimdi yani ben Yine beni mayını tarlaya çekti kendi konuşmalarım. değil ben çektim tabii kendi kendime. Şimdi bir kızcağız diyordu ki ya ben istediğim gibi apaçık giyinirim. Tabii ki giyinebilirsin. E ee, ama mesela bir erkek de istediği gibi apaçık giyinse veya kız orada diyor ki ben hani üstümü, başımı da çıkartırım, gezerim diyor. E şimdi bunu aynısını erkek yapsa da gezebilir mi? Gezemez bence yani. Kadınlar işi ayağa kaldırır. Yani bu şimdi özgürlük. O sapık olur. O, ha, o sapık olur. O özgürlükçü oluyor falan şimdi bu özgürlük anlayışı çifte standartla mı oluyor? Yani anlayalım diye kıyas ediyorum. anla ki... Yani. Tabii ki etmiyoruz yani. Anla ki yani bunun bir sınırı olmalı. Ben bak haşa 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 bir kadın açık giyindi diye haşa ona ne kafir ne namussuz ne demek ya ne demek ya ameli şeyler ne demek ya sen bir kadına nasıl böyle bir iftira atabilirsin yani sen kendi yani mesele benim takke takmam mı? Takke taktım her şey namuslu iffetli gidiyor muyuz yani? Yok canım. Herkesin kalbinde kötülükler var. Habis ruhlu olan olabilir, kötü düşünceli olan olabilir, harama meyli olan olabilir, bilmem ne. Ama dışından güzel giyinememiştir. Allah'ın rızası uygun giyinememiştir ama kalbi senden benden tertemiz. Hiçbir harama bulaşmamış. Ya harama bulaşsa da bizi ilgilendirmiyor. Yani şöyle, harama bulaştı diye namussuz mu oldu yani? Onu demeye çalışıyorum. E şimdi namus dediğin şey sadece cinsellikle alakalı mı? Bir insan insana yalan söyleyip ihanet etse, sırtından vursa, efendim insanları kandırsa, insanların zekatını sömürse, insanların efendim binasını, yani bina yapılacak depremle alakalı meseleler var, depremle alakalı para toplanan bir mekanizmadan parayı cebe indiriyor falan. Bu namussuzluk değil mi? Yani bu namus anlayışı sadece bu cinsi şey değil mi? Biz bunu konuşmuyoruz ama yani. Ben sadece şunu söylüyorum mesele anlaşılsın diye. Yani bir hanım kardeşimiz başı açık. Haşa ben ona kafir, ben ona namussuz, bu şöyle. Bakma, bakmayacaksın. Bakmayacaksın ama hanım kardeşim sen de dikkat edeceksin. Etmelisin. Yani birbirimize saygılı olmalıyız. Ben istediğim gibi gezerim, erkek istediği gibi gezer falan. Böyle çifte standartlı özgürlük anlaşları yok. Yani konu biraz belki daldan dala atladık ama şuraya getirdim. Yani Kur'an-ı Kerim'de örtünmek yeterlidir. Öyle bir şey yok abi ya. Örtünmek neye göre örtünmek? Nasıl örtünmüş? Bu örtü ayeti ne? E Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl diyor. Nasıl kılacağız? Kur'an-ı Kerim'de var mı namazı nasıl kılacağımız? Yok. İkam-ı Salâ ve Zekatı nasıl vereceğimiz var mı? Kırkta bir nereden çıktı? Öşürdü onda bir, yirmi de bir nereden çıktı? Namazın, akşam namazı üç rekat oldu nereden çıktı? Ya bunların hepsi efendim. Saygı Allah senden çıktı. E Ayşe annemiz, efendim giyinme tarzı Hatice annemizin vesaire. Onlara bakacağız böyle alacağız. Yani sen bırak bu çarşaf Yahudi adetleri falan. Onu da bilmiyorsun tabii. Şöyle bir kayda vardır. Şer'u kablene şer'üllene Bizden önceki şeriatlar bizim şeriatımızdır. Bir neshedici gelmediği müddetçe. Ne demek? Yani cahiliye döneminde de haram aylar vardı. Değil mi? Bize de haram aylar var. Aynı hürmet devam ediyor mu? Ediyor. Cahiliye döneminde de savaş etmek haramdı. Bizde de aynı İslamette aynı mı? Aynı. Bir fark var mı? Yok. Ama efendim bizden önceki şeriatlar mesela Yahudilerin aşura günü oruç tutması var mıydı? Vardı. Musa Aleyhisselam kurtuldu diye. Efendimiz sallallahu anh, ne yaptı onu? Biz Musa'ya sizden daha hak sahibiyiz. Biz de iki gün tutalım dedi. İki gün. Ekledi ona. Dolayısıyla bizden öncekilerin şeriatı bizim şeriatımızdır. Bir neshetici gelmediği müddetçe. Dolayısıyla bir Yahudi kadın da çarşaf giymiş olabilir mi Muhammed? Olabilir. Bunda bir e, ihtilal şey var mı? Çelişme? Yok. Belki şekli şekliyle alakalı yani şeriat teknikleri değişebilir. Bilmem anlatabildim mi? Mesela Yahudilerde Beni İsrail'de teyemmüm yoktu. Bize teyemmüm var. Yoksa din Adem Aleyhisselam'dan beri aynıdır. Bir Allah var yani. hiç Adem'de iki tane mi vardı? Haşa ve kella. Din bir tanedir. İslam bir tanedir. Şeriatlar değişir. En hayırlı şeriat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de şeriatıdır. Dolayısıyla çarşaf Yahudi adetidir demek Yahudiler de giyebilirdi yani giymiştir de çarşaf. Çünkü örtünme dünya tarihinden beri olması gereken bir şey. Hava annemizden beri örtünüyor kadınlar yani. Erkekler de açılsın saçılsın demiyorum. Onların örtünmesi lazım yani. Vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde giymeleri lazım. Herkes dışarı çıkarken Allah'ın rızasına uygun hareket etmesi lazım. Erkek de çıkarken parfümleri sıkayım da bana baksınlar, beni koklasınlar falan. Kızcağız da çıkarken işte beni izlesinler, bana baksınlar. Bu niyet, iki, iki niyet de iyi bir niyet değil Allah katında toplumsal olarak ahlaki olarak boyutlarını konuşmuyorum. O bana düşmez. Yanlış mı yapıyor, doğru mu yapıyor, milleti çığırından çıkarttı falan demiyorum bak ben. Ben sadece Allah'ın haramını helalini söylüyorum. Herkesin kalbindeki niyet kendine. Biz niyet okuculuğu yapmayalım. Demiş ki tipe bak sen mi İslam dinini temsil ediyorsun demiş. E, tipimi beğenmemiş olabilir tabii. Ama bence o yani beni nasıl tipi beğenmedi? Millet beni Raymond'a benzetiyor mesela. Biliyor musun? Benzetmesinler hocam. Boş yok yani askere gittik mesela, Yok hani reymenin çok takipçileri var ya. Yani tipimi mi beğenmedi acaba, acaba? O çocuğu beğeniyorlar mesela. Ben benziyorum, benzemiyorum, benzemeliyim, benzediğim için seviniyorum falan. Onu demiyorum tabi Allah o kardeşi, kardeşi de İslam'a, Kur'an'a, devlete, Müslümanlara hizmetkar eylesin. Hidayet nasip eylesin. Bize de hidayet nasip eylesin. Onu da hayırla ıslah etsin. Biz de hayırla ıslah etsin. Biz takke taktıkta büyük adam olduk derdine değiliz. Askere gitmiştim. Arkamda mı? Yusuf. Yusuf. Lan ne Yusuf'u? Ben diyorum Abdullah. Ya dedi ben dedi seni Reymen zannettim abi. Allah Allah. Yok dedim ya kardeşim ben Abdullah Ahmet diyorum falan. Askerde herkes Yusuf diye sesleniyor. Onun kardeşin ismi Yusuf'muş. Yani tipe bak diyor ama bizim tipi çok öyle kötü görmüyorlar ama bu kardeş kötü görmüş olabilir. Bu da bir yorum tabii yani. Herkese güzel gözükeceğiz diye bir şey yok. Göreceli. Göreceli. Ama şurası sıkıntılı. İslam dinini sen mi temsil ediyorsun? Ben temsil etmiyorum. Ben sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini mevla Teala'nın ayet-i kerimelerini anlatmaya gayret ediyorum. Ama başımdaki sarak İslam'ın temsiliyetidir. E, kafamdaki takke İslam'ın temsiliyetidir. Sırtımdaki cübbe İslam'ın kıyafetidir. Bu hususta e, bunlar İslami bir tabii ki kıyafettir, bir yoldur. Ama hakkıyla temsil edebiliyor muyum? Edemiyorum. Beni takip etme yani. Benim dediğimi yapabilirsin. Allah'ın izniyle şeriata muhalif bir şey söylemem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolunu bozacak bir şey söylemem. Efendi Hazretlerimizin yolunu bozacak bir şey Allah'ın izniyle söylememeye gayret ediyorum. Söylemem. Dediklerimi yapabilirsin. Ama yaptığımı yapma. Ha, ben bozuk adamım yani öyle çok uçtum kaçtım ehlullah'tan oldum falan. Allah sizi de beni de hayırla ıslah eylesin amin. Biraz usluplu olun yahu. Daha genç yaşında yavrumlu falan konuşuyorsun. Ya arkadaş ben orada hani bir babanın, bir ninenin, bir dedenin veya ben 29 yaşındayım. Ben 17, 18, 16 yaşındaki bir mesela benim e, kızcağız yeğenim olsa ne diyeceğim ona? Yavrucuğum. Ya benim ya kızım yaşında ya yeğenim yaşında ya ben gelmişim 30 yaşında 12, 12, 13 yaşında bir kızcağız çarşaf giyse ne diyecektim? Benim 3 tane yavrum var ya kızım var. Sen ne anlatıyorsun yani? Ben orada hani bir nasıl diyeyim bir konuşmayı canlandırıyorum. Hani derler sana şöyle derler. Ey yavrucuğum falan. Ben millete yavrum demiyorum. Bu kardeşimiz bizi yanlış değerlendirmiş tabii. Hadi be gericiler demiş. E tabii çarşaf gericilik mi? Bu onu söylemeye çalışıyor. Bu kafadan çıkamadık ya. Yine aynı yere girmek istemiyorum. Yani çarşafa giren gerici. Çarşaf ne, ne oldu yani? Başına başını örtüsünü örttü de ne, ne oldu yani? Seni hani Cumhurbaşkanım söylüyor yani ya, uzaya gidecektik de başörtüsü mü engel oldu diyor. Yani. Ne başörtüsüne mi takıldınız? Ne var ya bu çarşaf gericilik bu ilericilik neymiş ya? Ne zaman ilerici olabiliriz yani? Yani uçak fabrikalarını soba fabrikasına çevirince mi ilerici olduk? Ne olduk? Kendi dilimizi, alfabemizi kaldırınca ilerici mi olduk? Avrupa'ya 100 yıldır benziyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Allah için söyleyin ya. Ya çarşaf mı engel oldu buna ya? Yani şu anda Türkiye'nin her ilinde üniversite var. Mesele üniversite miymiş? Niye bir yere gelemiyoruz? Neden? Çok ilericiyiz. Üniversite doldu her taraf. Ne oldu peki? Ne arttı? Partiler mi arttı? Yani eğlenceler mi arttı? Ondan sonra ahlak mı arttı? Ahlaksızlık mı arttı? Ne arttı? Söyle bana yani. Biz mi engel olduk? Ben anlamadım ki arkadaş. Sonra demiş ki yav yine çarşaf ve kadınla bıktık sizden be. Ne kadınmış? Allah kadını yaratmasaydı neden konuşurdunuz? Ama dört kadını almak normal değil mi hoca? Kur'an kadından ibaret değil be hocam. Ya arkadaş 30 saniye bir sohbetinden bir yer bu. <laughs> Allah Allah. Ya bir sürü benim 1300 tane gönderim var değil mi? Kaç tanesi çarşafla alakalı, kadınla alakalı? Namaz, niyaz, dua. Bir oku be adam. Vermişsin ayarı. 4 kadın almak normal. 50 tane sevgili yapmak normal mi? 4 kadına kızıyorsun. E sen de buna cevap ver şimdi yani. Hadi bir adam ikinci bir evliliği yaptığında bütün o kadının sorumluluklarını sırtına alıyor. Ne demek? Yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek, onun evini sağlayacak, çoluğuna çocuğuna bakacak, sigortasından yararlandıracak vesaire neyse yani. Resmi nikah yoksa olmaz da. Bunlar bütün sorumlulukları üstüne alıyorsun. E sevgililikten ne oluyor? 3 ay onda, 3 ay onda, 5 ay onda, 6 ay onda, 8 ay onda, 10 on ay onda. 2,5 sene ciddi düşündük, ayrıldık, ona gitti. Düşünüyoruz da o gidiyor anasının evinde yemek yiyor. Ben gidiyorum anamın evinde yemek yiyorum. O gidiyor babasından para alıyor. Benden para almıyor. O benim ütümü yapmıyor. Ben ona bir şey almıyorum. Ne güzel hayat ya. E buna bir şey yok. Adam al, ben şimdi Allah'ın helaline harap diyecek halim yok herhalde. E evlendi evlendi ama sorumluluğunu aldı üstüne. Bir ene hayırlısıdır. Bir enek hayırlısıdır. Efendimiz öyle derdi. Hasta da olsa... Yatalak da olsa bir en hayırlısıdır. Ancak ancak zaten biz diyoruz ki bir yeri yaparken bir yeri yıkmamak lazım. İşte bana karışamaz o. E tamam mı, sen bir hanımefendiyle ikinci defa evleneceksin ama ilk hanımını kaybedeceksen, yuvan yıkılacaksa, çoluk çocuk ortada kaldı Ne yaptın? Sen iyi bir şey mi yaptın şimdi yani? Bir bir yeri yapayım derken bir yeri yıktın. O ayrı mesele. Zaten Allah dört alın vaciptir falan öyle bir ifade yok ki. Bir en hayırlısıdır ya. Ama adam hakkını vererek bir de şey zannediyorlar Muhammedciğim. Yani bu ayeti kerimeler evet. demin söylemiştim birkaç önceki bu. Sadece nişan taşına inmiş. Sadece Kadıköy'e inmiş, Şişli'ye inmiş, bizim İçerenköy'e inmiş. Ya Kur'an-ı Kerim evrensel değil mi? Bu ayetler Arabistan'ı kapsamıyor mu? Afrika'yı kapsamıyor mu? Kazakistan'ı kapsamıyor mu? En ucra köşeyi kapsamıyor mu? Sadece siz misiniz ya? Yani bu kadar bencil olmayın arkadaşlar. Neyse. Allah senin ömründen alsın, sokaktaki hayvanların ömrüne katsın. Oksijen israfı demiş hoca. Ondan sonra. Ya bunlar hangi kafalı tabii? Bunlar çok sadist olmuşlar artık yani. Bunlar çok değişik kafalara girmişler. Normal bir kafayla yazılacak bir yorum değil bu. Bunu yazarken sen oksijen israfı yapmış olabilirsin kardeş. Bu kadar nefret. Ne bu? Bu nefret kusmak nedir? Bundan eline geçsek bizi bir kaşık suda boğarlar ha. Allah bunlar eline düşürmesin. Amin. Ve bu son yorumumuz du. Allah-u Teala çarşaf giyenlerin yolunu, bahtını açık eylesin. Açık olup da tesettüre girmek isteyen kardeşlerimize tesettür hususunda muvaffakiyetler nasip eylesin. Hakkıyla tesettüre girmeyi nasip eylesin. Kabe-i Muazzama'nın bizim namusumuzdur mesela. Her şeyden üstüdür. Elmasımızdır. Kadın da bizim elmasımızdır. Hangi elmas daha değerlidir? Efendim, kasanın içine duran, saklanan, gözetilen. Kadın helaline cici olmalıdır, dışarıya öcü olmalıdır. Helalini efendim çekici hareketler yapmalıdır, dışarıya bu hareketlerde bulunmamalıdır. Ondan sonra çarşaf siyahtır, Kabe'nin örtüsü de siyahtır. Kabe bizim başımızın tacıdır, kadın bizim başımızın tacıdır. Takdir ilahi Kabe'nin örtüsü kırmızı değildir, siyahtır. Kadının da örtüsü siyah olsa ne güzel olur. Siyah asalettir, mutlaka size yakışır. Bundan mütevellitte, efendim bak ben de siyah sarık sardım yani çarşaf programında efendim efendim sasem siyah sarıkta sarmıştır. Allah Teala çarşaf giyen kardeşlerimize muvaffakiyetler versin. Giyinmek isteyip bir türlü olmayan kardeşlerimizle hayırla giymeye muvaffak eylesin. Amin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.